Evet, herkese selamlar dostlar. Günaydın. Bitcoin son dakika videosuyla karşınızdayız. Yol boyunca gittiğim her yerlere Bitcoin'in son dakika videolarıyla sizleri bilgilendireceğimi söylemiştim. Bugün Perşembe, pardon bugün Cuma. Bugün de bilgilendirmemi yapmış olayım. Neler oluyor piyasada hemen onu ufak bir üzerinden geçelim. Çok güzel bir manzara, çok güzel bir doğa. Hemen arkamda deniz. Tabii biraz uzak size, burası bulut gibi gözüküyor olabilir. Deniz orası. evimizin rahmetli dedemle anneannemden kalan evin terasından sesleniyorum. Cide'den sizlere. Şimdi neler oluyor piyasada? Bitcoin'de dün söylediğim gibi 26.589 dolardaki retest yapılacak demiştim. Direnç retestimizi yapıyoruz şu an itibaren. Dün yaptık gerçi bunu da. Bugün bir daha tekrarlayacağız gibi duruyor. İkinci kez bir test gelecek. Henüz 4 saatlik satış baskısı bitmiş değil ama günlük grafiklerde biraz olsun satış baskısı bitiyormuş gibi duruyor. Ama muş gibi duruyor yani. Her an her şey olabilir piyasada. Şimdi muş gibi duruyor dememin nedeni ne? Şu yüzden söylüyorum. Henüz 25.211'deki o yaptığımız matematiksel hesaplamamız yok muydu bizim? Bitcoin'in düzeltmesini bitirmesi gerektiği yer. Aslında dün biz o bitirmeyi yapmak için çok güzel bir fitil attık. Ama yeşil bir çekice döndü bu fitil. Tam çekiç gibi de durmuyor, onu söyleyeyim bu arada. 25.879'da bitti. Yani bir toparlanma geldi. Hemen bir alıcı buldu orada. Tabii bu Robert Kiyosaki'nin söylemleriyle de birazcık alakalı da olabilir. Sadece Robert Kiyosaki değil, birçok bu tarz iş adamının işte ABD iflas ediyor. Sıra Bitcoin rally yapacak beklentilerini dile getirmeleri biraz olsun dönüşü tetikledi oradan. Doğal olarak düzeltmeyi tam bitiremedik. Aslında bu söylemler olmasaydı belki de şu an 25.211'de kıracak mı kırmayacak mı, düzeltme bitti mi yoksa bu bir düzeltme değildi de acaba nefes alma süreci bitti, ayıya devam mı ediyoruz'u konuşacaktık. Buradaki en kritik nokta 200 haftalık ortalamayı şu an itibariyle hala da altında duruyor olmamız. 200 haftalık ortalamanın üzerinde haftalık kapanış yapmamız çok kıymetli. Hani tekrara düşüyormuşum gibi oluyor. Bunu sürekli size söylüyormuşum gibi oluyor ama tekrara düşüyormuşum gibi algılamayın. Yani önemli olduğu için dile getiriyorum. Bilin istiyorum. O yüzden beklemeliyiz. Şimdilik çok da yapacak bir şeyimiz yok açıkçası. Beklemeye devam edeceğiz. 200 haftalık ortalama üzerinde kaldığı sürece de benim açımda bir sıkıntı yok. Şimdilik para girişleri ufak tefek var. Yani buradan gördüklerim para girişleri ufak tefek var ama 4 saatlik de kısa vadede tabii ki de bu 26.589 direncini tekrar retest etmiş olmamız, aynı zamanda 200 haftalık kurtulumu testi yapmış olmamız kısa vadedeki traderların hemen Bitcoin'de satış yapmasına neden oldu. Ya çok merak ediyorum, kaç kişi 25.879'dan alabildi de acaba şu an 26.589'dan satmaya çalışıyor? Bunun bir kısmı da işte bizim gibi 18.000'lerden toplayıp yok ya satamamıştım bari birazcık burada düzeldi satayım deyip panik yapanlar. Panik yapmaya hiç gerek yok abi. Satmıyorum ya. Satmıyorum. 25.200'ü kaybetmediğim sürece satmıyorum. Kimdi? Ahmet Kural'ındı galiba. Bir filminde vardı öyle. Bir tane araba vardı. Sat bunu. Satmıyorum. Satma diyordu. Enseye şaplak koyuyordu. Aynen öyle. Satmıyorum kardeşim ya. Satmıyorum ya. Panik de yapmıyorum. Stres de yapmıyorum. Siz de yapmayın. Yani bu benim geçirdiğim dördüncü ay sezonum yani 2014'ten bu yana 2016 2018 yani dördüncü ay sezonunu geçiriyorum ya ve sonlara geldiğimizi söylüyorum. 18 aydır ay sezonundayız, sakin olun. 18 ay boyunca da ay sezonunda biz para kazandık, ister inanın ister inanmayın. Bakın arka bahçe özel videolar paylaşılıyor sizlere. Seminerdeki aile dostlarımızdan, 1 aylık aile dostumuzdan da, işte 9 aylık aile dostumuzdan da, 16 aydır bizimle olan aile dostumuzdan da videolar hazırlandı. Soru cevap şeklinde. O soru cevaplarda hazır cevap yok. Videoyu anlarsınız, izlerseniz anlarsınız. Bir hazır verilmiş cevaplar yok mesela. Hani kişiye soruyu ben önden dedim ki bunları soracağım. Sen istediğin gibi cevap verebilirsin. Sordum. İstedikleri gibi de cevap verdiler. Anladın mı? Bir kurgu, bir şey yok. Açın izleyin. Yani ay sezonunda bu adamlar gerçekten para kazanmış mı? Niye bu adamlar diğer kanallardan daha rahat? Ya bırakın şu orada uçacağız, burada kaçacağız işlerini, onların peşlerine koşmayı. Biraz daha sağlamcılarla olun ya. Bunca yıl onların peşinde koştunuz, elinize ne geçti? Boğa sezonunda kimsenin peşinden koşmana bile gerek yok. Ne alsan uçuyor gidiyor. Ya ay sezonunda lazımız çoğumuza. Bırakın ya.
Kurban olayım. Sakin olun. Oturun. Bekleyin. Ya olur da 25-200 kaybederiz. Baktık ki 200 haftalık ortalamada kapanış geldi. Ya biz de deriz ki kardeşim sıkıntı büyük. Zarar marar sat gitsin. Çünkü 200 günlük ortalamayı deneyecek. 22.700'lere kadar çakılacağız gideceğiz. O arada altcoin'lerin içinden geçebilirler. O yüzden satalım zararına. Alacağımız yer bellidir. Sıfırdan alım konumları oluşturur. Alımımızı yaparız. Bu kadar. Basit. Ha, sen diyorsan ki kardeşim bu kadar çok nasıl eminsin? Arkadaşım 3 ülkeden üşenmedim. 1 yıldır topladığım kitapları kripto üzerine. Ki Türkiye'de yasak bunları öyle alamıyorsun. Arkadaşlara getirttirdik öyle yaptık böyle yaptık falan. Tamam bu kitaplar ve benim kendi hocamdan aldığım eğitimler. Yıllar içinde biriktirdiğim tecrübeleri bir araya getirdiğim 75 sayfalık ölümcül bir nasıl diyeyim ölümcül çok iddialı oldu ya. Hani güzel bir kitap oluşturduk diyelim. Güzel tatlı bir kitap oluşturduk ve Türkçe çok önemli Türkçe yani. Anladın mı? Birçok şeyi internet sitelerinden erişebileceğin şeyler değil. Mesela çok detaylı şeyler var. Benim de yorumumu kattığım, senin daha rahat anlaman için hiçbir terim kullanmadan daha yalın bir şekilde hazırlanmış bir kitap var. Yaparsın bağışını, alırsın kitabını. Hem birine faydan dokunur. Bir SMA'lı çocuğa faydan dokunur. Bir fakire fukaraya faydan dokunur. Hem kendine faydan dokunur ya. Bu kadar basit. Benim oradan bir gelir elde etme planım yok. Ama gerçekten talep de güzel. Pazartesinden itibaren önce savcılığa gideceğim. Adımı açılmış Instagram sahte hesabı var. Sizlere mesaj atıyor. Onu şikayet edeceğim. Savcılığa. Burada da gideceğim bugün savcılığa. Burada da becerirsem burada da şikayet edeceğim. Daha sonra da adresleri de göndermiş. Birçok dostumuz var. Hepsinin adreslerine kitabı göndereceğim. Kitapla ilgili kitaba nasıl ulaşmanız gerektiği ile ilgili sorunun cevabını Discord'dan alabilirsiniz. Kanal desteğe gelirsiniz. Kanal destekte Ergin Levent abi etiketlersiniz. Soru sorarsınız. O da size kitaba nasıl ulaşabileceğinizi anlatır. Ergin abi meşgul etmeyin bu işlerle. Ergin abinin daha önemli işleri var. O yüzden kitap işini Levent abiye bıraktık. Levent abi çok güzel bir şekilde ilgileniyor. Allah razı olsun ondan. Seminerde de baştan sona hem Ergün abi hem Levent abi olabildiği kadar herkesle ilgilendi. İkisinden de Allah razı olsun işlerini gayet güzel yaptılar. Çok güzel bir ekibiz, çok da güzel bir aileyiz. Sizleri de aramıza bekleriz. Gönülden seviliyorsunuz. Kanala abone olun. Çok zor bir şey değil. Bir abone ol butonuna basmak bu kadar zor olmamalı. Yani hem kendine hem bana destek olmuş olursun. Bu güzel video, bu güzel dua, bu güzel manzaranın hatırına bana gıcık olan çok kişi var biliyorum. İzliyorsunuz ve gıcık oluyorsunuz bana. Yapacak bir şey yok. Benim mizacım da bu. Yüz yüze tanısan seveceğimden eminim. Ama hepinize de yüz yüze tanışamam. Çok şükür iki seminer yaptık. İki seminerde de 200'den fazla aile üyemizle bir araya geldik. Neredeyse hemen hemen hepsinden aynı tepkiyi aldım. Göründüğün gibi gıcık bir adam değilmişsin diye. Açıkçası tanışsanız seversiniz ama ekrandan gıcık gözüküyorum. Yapacak bir şey yok. Benim hatırıma basmıyorsan beğen butonuna bari manzarayın hatırına bas. Gönlümden seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Acil bir durum olursa paylaşım yaparım. Akşam elimden gelirse canlı yayın açmayı başarırım diyorum. Yani akşam biraz ışık problemimiz var. Işığı bulabilirsem güzel bir canlı yayın açmayı denerim. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.